Bir yandan her tarafta başlatılan siyasi soykırım operasyonları ile diğer yandan başlatılan hava harekatları ve Kuzey Irak'a yapılması öngörülen kara operasyonları ile Kürt halkının demokratik direnişi kırılmak istemektedir. Kürt halkı 30 yıl öncesinden çok daha güçlü, daha politik bir halk olarak bugün alanlarda ve meydanlardadır. Ölümlerin, öldürmenin, operasyonun, şiddetin ve savaşın çözüm olmadığını hala anlayamadınız mı? Bu buraya atılan bombanın parçası. Askeriye tarafından atılmış olan mühimmatın parçası. Yangın bombasının bir parçası bu. Tam karşısında bir yer yanıyor. Ağaçlarda kurşun izleri görüyoruz. Karakol noktalarının hemen hizasındaki ormanlar her tarafta yanıyor. Daha bitmedi yani 38, 12 Eylül. Bizim için hep 12 Eylül, hep 38, hep böyle bir Kerbela. Makine kimya çıkıyor, çıkması lazım. Hı. Dur. O nedir? Makine kimya. Gördün mü? Bir dakika. Makine kimya. Yani makine kimya ya, ordu malı yani ha. Mermi görüyoruz, ateş fişekleri atılmış ve bilerek kasıtlı olarak yakılmış. Bu bir soykırımdır. Soykırım deyince yalnız insanların soyunu kırmak değildir. Soykırım bütün insanlığın kırımı anlamına gelir, doğa kırımı anlamına gelir. Dolayısıyla devlet bilinçli olarak bunu yapıyor. Bu birkaç aydır ben bu orman nerede yanıyorsa oraya doğru gidiyorum. Benim gördüğüm galiba devlet buradan artık umudunu kesmiş, burayı terk edecek. Terk ettikten sonra da canlı hiçbir şey bırakmamak üzere her şeyi yakıp yıkıyor. Yani olay başka bir şey. Bunu kesinlikle hiçbir cümleyle, hiçbir kelimeyle, hiçbir duygu ve düşünceyle anlatılmaz. Bu bir soykırımdır. Bu bir Kürt soykırımıdır. Bu coğrafya Kürt coğrafyasıdır. Bu coğrafyayı da Kürtlerle beraber kırmak istiyorlar, yok etmek istiyorlar. Taşınır olan her şeyi götürüyorlar. Taşınmaz olan her şeyi de yok etmek istiyorlar. Tek amaçları bu. Ama bunu başaramayacaklar. Bunu asla başaramayacaklar. Bu orman daha gür çıkacak. Buradaki insanlar daha çok bilinçlenecek. Daha çok ülkesine, daha çok halkına sahip çıkacak. Ve yeniden kendini üretecek. Yeniden kendisini yaratacak. Aynen bu meşe gibi. Teşekkür ediyorum. Valilik bünyesinde kurulumundan İl Av Komisyonu aldığı bir kararla bu türlerin mutlak korunması gerektiği bilinmesine rağmen dağ kedisinin avlanmasının izni vermiştir. Bizler bu türlerin yaşaması ve nesillerinin sürdürülmesi için mücadele yürütürken eline silah almış gibi şansların bu türleri yok etme hakkı ve lüksü yoktur, olamaz da. Hayvanları katledenleri hakkı olmadığı halde, aç olmadığı halde, ihtiyaç olmadığı halde sırf zevk olsun diye herhangi bir hayvanı katleden aleviliklere düşkün olarak sayılır. Akademi olarak bunu da uyar olarak belirtiyoruz ve bundan sonra Aydar arkadaşım belirttiği gibi avcıların tek tek isimlerini biz yine açıklayacağız ve teşhir edeceğiz.